salının kurbanı oldum sen bu genç yaşında. Doymadım, doymadım ki ben bu gencecik yaşımda. Sanma ki unuturum, sanma ki avunurum. Sen benim tek gururum. Canım babam, canım babam. Sen benim tek gururum. Canım babam, canım babam. Ben babamı özledim. Ah bir yanımda olsaydı. Oğlum deyip, oğlum deyip şu boynuma sarılsaydı. Gözyaşlarım damla değil, bir sel gibi boşalsaydı. Ağlar abim, kardeşim annem. Canım babam, canım babam, canım babam. Hastalığının kurbanı oldun sen bu genç yaşında. Doymadım, doyamadım ki ben bu gencecik yaşımda. Doymadım, doyamadım ki ben bu gencecik yaşımda. Sanma ki unuturum, sanma ki avunurum. Sen benim tek gururum, canım babam, canım babam. Sanma ki unuturum, sanma ki avunurum. Sen benim tek gururum, canım babam, canım babam. Ben babamı özledim ah, yanımda bir olsaydım. Oğlum deyip, oğlum deyip şu boynuma sarılsaydım. Ağlar abi, kardeş anam. Canım babam, canım babam. Yokluğunda her akşam aradım seni be babam. Aylar geçti, yıllar geçti. Ben seni unutamadım ki be babam. Her şeyinle seni arar oldum. Bir gül gibiydin, sararıp soldun. Bu genç yaşımda ben sana doymadım. Doymadım ki be babam. Babam, babam, babam. Ağlar abi, kardeş anam. Canım babam, canım babam. Evet, ağzına İrene sağlık. Ufuk Okçu sağ olsun kardeşim. Sağ ol abim benim ya. İzzet, 5 saniye evet. Bir süre istesene Reci'den. 5 saniye. O zaman 5 saniyenizi alıyoruz efendim. 5 saniye sonra buradayız. Evet sevgili izleyenler, destek 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 diyoruz. Az önce çağrı merkezimizle görüştük. Sinop Show'a göstermiş olduğunuz, Sinop Yıldızlarına göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan ötürü çok 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 teşekkür ediyoruz. Evet bizler de teşekkür ediyoruz. Şu anda çağrı merkezinde 8 tane arkadaşımız sizin aramanızı bekliyor. 945-0857, 945-0857. Niye arayacaksınız? Niye arayacaksınız biliyor musunuz? Şu an burada görmüş olduğunuz bütün sanatçı arkadaşlarımın en yeni albümlerini, en güzel albümlerini, en yeni şarkılarını bulabileceğiniz işte elimde görmüş olduğunuz bu arşiv için.
arayacaksınız. Bu arşivde kimler var? Hemen şöyle açalım. Bu arşivde Aydın Sevim var. Gurbetçi Ali var. Hemen şöyle atlıyoruz sayfamızı. Necip Can var. Arkadaşlar yakın girelim. İzzet Aydın var. Yine Snob'un vazgeçilmezi Davuz Zurna'mız var. Ve bütün sanatçılarımızı bir arada toplayan bir CD göndereceğiz sizlere. Var da var. Var da var. Ne var? Hemen şöyle tekrar kamera yakındayken gösteriyorum. Sinop Yıldızları var. Sinop Yıldızları'na ulaşmak çok kolay. 0212 945 0857. Bunun yanında bizler sizlere bizleri unutmayacağınız, bizleri daima hatırlayacağınız hediyeler göndereceğiz. Mesela bunlardan bir tanesi hem telefonunuz için, hem tabletiniz, hem bilgisayarınız için kullanabileceğiniz flash bellekten bahsediyorum. Bu flash belleğin içerisinde Gurbetçi Ali'nin 5 albümü, benim 5 albümüm, Necip Can'ın 2 albümü, İzzet Aydın'ın 2 albümü, Ufuk Okçu'nun yepyeni şiiri, Sinop Davul Zurna ekibinin en yeni şarkılarını bu flash bellekte sizlere göndereceğiz. Bu flash belleği telefonunuzda, tabletinizde de kullanabiliyorsunuz OTG girişiyle. Varsayalım telefonunuzun veyahut da tabletinizin şarjı bitti. Bizi dinlemekten yine eksik kalmıyorsunuz. Hemen göster İzzetciğim. Aç onun içini. O kadar büyük değil o powerbank. Yanında sizlere telefonunuzu 3 defa full, evet, %100 full şarj edebileceğiniz powerbank'ı gönderiyoruz. Bu powerbank'ın bir özelliği daha var. Mesela yolda kaldın, arabanın torpidosunda ışık yok. Ne yapacaksın? 2 defa basıyorsun ona. Bas bak 2 defa. Ben bozarım. Bir dakika, sen eline yakışmadı o zaman. Hemen şöyle. Çok nazik davranmak gerekiyor buna. Şöyle bakalım, bakın. El feneri özelliği taşıyor arkadaşlar. El feneri özelliği. Şu an kameranın lensini bozmayın diye ben ışını kapatıyorum. Karanlıkta kapıyı açarken de güzel olur bu. Abi çok güzel. Ya şu kadarcık bir her şey. Her yerde, merdivende kullan, araçta küçücük, kullan, yolda küçücük kullan. Küçücük bir şey cebinize koyun, taşıyın. Ve alın yazısı haricinde her türlü yazdıklarınıza imza atan, bizim şu an nasıl konuştuklarımıza imza atan bir kalem varsa bizlerin de sizlere bizi unutmayın diye hemen şöyle göstereyim. Sinop Show, Sinop Starları. Sinop Show, Sinop Yıldızları. Sizlere bu kalemi de gönderiyoruz. Kargo parası ödemiyorsunuz. KDV ödemiyorsunuz. Kargonuz evinize, adınıza, şahsen ayağınıza kadar, köyünüze kadar geliyor. Sadece 99 TL'ye bu görmüş olduğunuz sete ulaşıyorsunuz. 0212 945 0857 0212 945 0857. Bakın, diğer hatlar gibi arayıp da sizden faturanızda para yansımıyor bu hatta. Çağrı bırakın, görüşmeyin. Çağrı bırakın, çaldırın, kapatın. Yarın sizlere adres tespiti için arıyor arkadaşlarımız ve bu kargoyu sizlere bir hafta içerisinde ulaştırıyorlar. Şu ana kadar Sinoplu hemşerilerimizin bizlere göstermiş olduğu destekten ötürü ben bütün Sinoplu arkadaşlarımıza, bütün Sinoplu hemşerilerimize teker teker teşekkür ediyorum. Bugüne evet. kadar 1050 tane albümü adreslere gönderdik. Bizleri arıyorlar. Çok yoğun talepler var. Bakın az önce 10.30'da bu olaydan bahsettim. 10.30'da bu saat arasında çağrı merkezindeki çağrılara yetişmekte zorlanmışlar. Allah razı olsun. Sizler bu programlara destek olacaksınız ki Sinoplu sanatçılar ayakta Sinop duracak. Şovu devam ettirecekler. Gelip de size boş şekilde, boş bir şekilde sizden hiçbir şekilde para istemiyoruz. Albümlerimizi sizlere gönderiyoruz. Bu albümlere müzik marketlerden siz teker teker ulaşamazsınız. Birini bulsanız birini bulamazsınız. Ama biz As Müzik olarak bütün sanatçı arkadaşlarımızı bu arşivde toparladık. Bu arşivde 7 tane sanatçı arkadaşımız sizin arabanızda, evinizde, iş yerinizde, dükkanınızda olacak. Alın bunu, Sinoplu olmayanlara hediye edin. Ben sizden özellikle rica ediyorum. Alın, Sinoplu olmayan arkadaşlarınıza hediye edin. Sadece 99 TL'ye 0212, bakın iyi yazın bu numarayı, ekran altında da var zaten. 0212 945 0857 0212 945 0857 aradığınız takdirde çağrı merkezine çağrı bırakın, onlar size dönecekler. Bunu gönderiyoruz. Bunun yanında flash belleği de gönderiyoruz. Bunun yanında power bank'ı da gönderiyoruz. Bunun yanında kalemi de gönderiyoruz. Daha ne olsun? 300 liralık seti sizlere sadece 99 TL'ye gönderiyoruz. Hemen arayın. Bakın, biz bunları stoklamakta zorluk çekiyoruz. Hafta arası bunların teminini yapıyoruz. O yüzden hemen arayın. Vakit kaybetmeyin. 0212 945 0857. Ekran altındaki numaraları arayın. Ben hemen şöyle son kez tanıtıp ondan sonra reklamımızı sona erdireceğim. Benim en son albümüm Resital. Daha piyasada yok, burada var. Sizlere ulaştıracağım. Gurbetçi Ali'nin Gizli Sevdam albümü sizlere ulaşacak. Yine Necip Can'ın Ah İstanbul albümü sizlere ulaşacak. İzzet Aydın'ın Canım Feda Vatan'a albümü sizlere ulaşacak. Erfelekli
Fırtına Gençler Davul Zurna ekibinin bu en yeni şarkıları. Bu daha piyasaya da çıkmadı. Bu daha piyasada da yok. Ve şurada As Müzik CD'sinde bütün sanatçılarımızın albümlerine teker teker ulaşacaksınız. Bunun yanında flash belleği de gönderiyorum. Ağzım kurudu vallahi bak. Bu emeği unutmayın işte. Flash belleği de gönderiyorum. Burada bütün sanatçılarımızın şarkıları sizlere ulaşacak. Yanında Power Bank'ı gönderiyoruz. Yanında kalemi de gönderiyoruz. Sizleri aşkların en güzelini sahibi Yüce Allah'a emanet edip reklamlara gidiyoruz. Reklamlar. Evet, Sinop Show kaldığı yerden devam ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Necipcan, sıra sende. Gel abi. Şimdi... Gel yanıma gel, burada konuşalım. Al onları da yanına. Şunu da alayım ben. Onu da al. Ama önce bir R isteyelim biz. R gelsin arkadaşlar. Geldiğinden haberimiz olsun. Bak, daha da geldi. Geldi mi? Şimdi bizim aramızda Sinop'tan... artıran kargo katıldı Sayın Serdar Bey. Bir dakika, o adam vatan hizmeti veriyor abi. Şey nerede, mikrofon nerede, diğer mikrofon. O adam vatan hizmeti veriyor arkadaş. Serdar Bey, Sinop'tan İstanbul'a taşınanlara, İstanbul'dan Sinop'a da, İstanbul'dan Sinop'a taşınanlara evden eve nakliyat. Kimdi o? Sinop artıran kargo Serdar Artıran. Evet. Aramızda alt Serdar Bey. Alt pantolu göreceksiniz. Serdar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Aramıza alalım mı seni Serdar abi? Gel yavrum. Diyor, yol yorgunluğu var, kar var diyor, yolda diyor. Şimdi Sinopluya bunu yapmak gerçekten bir hizmet. Evet. Bu karda, kışta İstanbul'dan Sinop'a taşınacak insanların nakliye bulması sıkıntı. Çok. Kimse gitmez abi bu karda, kışta. Kim aracını çıkartır yol? Sinop'tan da İstanbul'a kimse gelmez. Bir şey göndereceğin zaman da gönderiyor. Değil mi? Evet, aynen güvenilir öyle. Güvenilir adres bence. Çok teşekkür ederim Serdar, evet, Bey hizmetten dolayı. Yine... Doğan Kurt aramızda, Şahin, evet, Otomotiv'in sahibi. O da yolda kalanlara servis yapıyor. Aracında kalanlara. Halka hizmet, hakka hizmettir abi. Süpersin. Süpersin. Çok teşekkür ediyoruz. Yine İres Teskin'in sahibi. Evet. Bizi izliyormuş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Güneş Telefon sahibi Hüseyin Çakırbaş, evet, bizleri izliyormuş. Çok güzel. Bak sana oradan sufle Karadeniz veriyorum. Emlak sahibi Murat Ünlü Türk bizleri izliyormuş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz Murat Bey'e. Sağ olsun, var olsun. Dağcı İnşaat. İnşaat deyince aklımıza Dağcı geliyor efendim. Evet. Boyabat'ın ve İstanbul'da Dağcı İnşaat'a çok teşekkür ediyoruz Mustafa Dağcı'ya. SİAD yine iş adamlarının yönetim kurulu. Rafet Orhan'a selamlar. Rafet Orhan'a selam olsun. Şahin Kurt. Şakir Kurt'a selam olsun. Evet. Yine Şahin Otomotiv. Şahin Kurt. Bizlere hizmet veriyor, aracımızı alıyor, kendisi bir araç temin ediyor bize. O yapılana kadar biz onun verdiği araçla dolaşıyoruz. Çok güzel bir hizmet. Hizmeti görüyorsunuz değil mi? Çok güzel bir hizmet. Efendim yine... Evet, devam edelim. Zafer Otel, doğru mu? Boyabat'ta Hasan abime buradan selamlar, sevgiler. Hasan Bey'e selam olsun. Otelde kalıyorsunuz, karnınız acıktığında inip Boyabat kebabı yiyorsunuz arkadaşlar. Oh, ne hizmete bak. Evet. Terzi Recep abi. Benim kıyafetlerimi hazırlayan Recep abime çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar üzerime kıyafet bulamıyordum. Cuk oturan kıyafetleri, oh, sağ olsun hazırladı. Teşekkür ediyorum. Terzi Recep abimize çok teşekkür, evet, ediyoruz. Damla Düğün Salonu. Damla Düğün Salonu. Ben her cumartesi pazar Damla Düğün Salonu'nda sahne alıyorum. Buradan duyurur. Bayrampaşa Kartaltepe'de. Düğünü derneği olacaklar gelsin. İndirim yaptırmakta benden diyorum. Oh, ne kadar güzel. Evet. Yine Damla Kına Organizasyon. Kına organizasyonunda da indirim yaptırmaya söz veriyorum. Gelin padişah yapalım size. Gelin sultan olun. Sevgili Yunus Taş kardeşime ve Doğan Daş'a buradan selamlar, sevgiler olsun. Sen de selamlar olsun. Evet. Evet, Yeşil Vadi Arsa Ofisi Sayın Rafet Orhan iş adamımız. Evet, katkılarından ötürü Rafet Orhan'a programımıza vermiş olduğu sponsorluktan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Allah Sayın ona bol başkanım, kazançlar bol versin. Kazanç versin. Yatırımın gerçek adresi Yeşil Vadi Arsa Ofisi. Kuruş İnşaat deyince aklımıza Kuruş İnşaat Hüseyin Kuruş, evet, geliyor efendim. Selamlar olsun, selamlar olsun. Esenyurt Kıraş'ta efendim. Yine Çınar Elektrik sağ olsun, Selahattin Göl bizleri her zaman olduğu gibi, evet, bırakmıyor efendim. Sağ olsun, sağ var olsun. Evet, devam. İnka Mimarlık ve bütün fuar dekorasyon ve
fuarda kurulacak, katılacaklara hizmet veriyor. İnka Mimarlık Osman Bey'e çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Sinop Artıran Kargo, biraz önce de söyledik, hizmette sınır yok. Kastamonu, Boyabat, Gerze, Duran, Ayancık, Erfelek, Sinop, bütün her hizmet yere. Sinop Artıran Kargo ile yürüyor efendim. Sağ olsun. Emel Mefruşat. Sağ olsun. Necmettin Özcan abime buradan selamlar, sevgiler olsun. Var mı başka arkadaşlar? Evet. Asmüzü'ye çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir ablacığım yatma. Trakya'daki ablam, ben diyor yatmadan seni izliyorum. 12.30'a kadar diyor. Habibi şarkımız ablam. Şarkımız gelsin o zaman hemen. Şarkımız gelsin efendim. Evet. Ve Kasım Balcı'ya ve Yüksel abimize armağan olsun. Sevgili kayınpederimize armağan olsun. Canım babacığım armağan olsun. Dahi dayanacak gücüm kalmadı. Ah İstanbul beni ne hale koydu. Körpe bir fidan gibiydim, eridim bittim. Ah İstanbul, ah İstanbul beni ne hale koydu. Ne hale koydu. İstanbul beni ne hale koydu, ne hale koydu. Körpe bir fidandım, oy eridim bittim. Ah İstanbul beni ne hale koydu, ne hale koydu. Ölürsem oy Sinop'a götürün beni. Sevenlerin yaylasında toprağa koyun beni. Ölürsem oy Erfele'ye götürün beni. Sevenlerin yaylasında toprağa verin beni. Geçir düşümde köyümün yolu, akar gözlerinden yaş dolu dolu. Anam kaç kez dedi, terk et oğlum İstanbul'u. Ah İstanbul bizi ne hale koydu, ne hale koydu. İstanbul beni ne hale koydu, ne hale koydu. Ölürsem oy köyüme götürün beni. Sevenlerin yaylasında toprağa koyun beni. Ölürsem oy Erfele'ye götürün beni. Sevenlerin yaylasında toprağa koyun beni. Ölürsem oy Erfele'ye götürün beni. Sevenlerin yaylasında toprağa koyun beni.
Necip abi, para kazanmamız gerekiyormuş. Oo, gelsin paralar. Ne yapıyoruz? Reklamlar, gelsin paralar. Hadi bakalım, reklamlardan sonra geliyoruz. As Müziğin sunduğu Sinop Show devam edecek. Sevgili izleyenlerimiz, değerli konuklarımız, şu an Kapaklı'dayız. Kapaklı Yanık Ağal Mahallesi'ndeyiz ve Can Erender Ars Ofisi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Yiğit Beyefendi yanımda. Muhteşem arsalarımızı geziyoruz. Sizler için özel hazırladığımız muhteşem kampanyalarımızı sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Hemen sözü yerin konumuyla ve sizleri nelerin beklediğiyle muhteşem fırsatlarımızla alakalı bilgiler vermesi için Sayın Mehmet Yiğit'e uzatmak istiyorum mikrofonu. Öncelikle tüm izleyicilerimize Can Erenler'den merhabalar. Şu anki bulunduğumuz yer Tekirdağ Kapaklı ilçesindeyiz. Burası Yanık Ağal Mahallesi. Bu bölge Trakya'nın yatırım için en uygun bölgesi. Neden en uygun bölgesi? Çerkezköy Organize Sanayisi arasında sadece 2 kilometre kadar bir mesafesi var. Konum olarak zaten görüyoruz. Azilerimizde bitmiş 5 katlı, 8 katlı imar içerisindeki bir bölgenin hemen bitişiğindeyiz. Burası yatırım yapmak isteyenler için en ideal, en kazançlı yer. Neden en ideal, en kazançlı yer? Zaten Velimeşe bitişiğinde bir tarafında Çerkezköy, bir tarafı Kapaklı, bir tarafı Velimeşe. Velimeşe'de hızlı tren projesi de var. Ayrıca. Zaten sanayinin hemen bitişiğinde olduğunu söyledik. 2 kilometre bir mesafesi var. Bu bölgeden yatırım yapan hiç kimse zararlı çıkmayacak. Herkes kazanacak, onu biliyoruz. Yani bugün benim satmış olduğum arsa sanayiyle sadece 2 kilometre hakim bir noktadayken bugün Yanık Ağal'ın atıyorum 8-10 kilometre arazi yüzünde yerler de var. Tabii ki bunu gözlemlemeleri gerekiyor. Yani bugün bir çarşı içerisindeki bir yerle bir arka sokağındaki yerin aynı fiyat olmadığını herkes biliyor. Yatırım isteniliyorsa dediğim gibi para kazanmak kolay değil. Bu kazanılan paralarda kolay harcamamak gerekiyor. Güzel yatırımlar, hani demiyorum ben 20 yıl, 30 yıl sonra çocuklarınıza miras kalır, torunlarınıza miras kalır. Önümüzdeki yıldan itibaren kazanmaya devam edeceksiniz. İnşallah biz güzel kampanyalarımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hemen telefon numaralarımızı verelim. 0212 282 28 60 numaralı diyoruz. 0532 161 17 11 numaralı telefonu aradıkları takdirde araçlarımız geliyor. Kendilerini alıp arsalarımıza getiriyor. Arsaların evet. Başına kadar getiriyoruz ve tekrar aldığımız yere, evlerinize sizi tekrar geri bırakıyoruz efendim. Evet sevgili izleyenlerimiz, Can Erenler Ars Ofisi'nin kampanyaları bugünlük bu kadar. Yine güzel projelerimizde, muhteşem ve yeni projelerimizde karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Bulut İnşaat, bulutların üzerinde bir yaşam. Gedikaya'da yükselen mimarisiyle deniz manzaralı, doğayla iç içe yaşam kalitesinin yükseldiği mekanlar Bulut İnşaat'ta. Her bütçeye uygun satılık 3+1 ve dubleks daire çeşitlerinin adresi Bulut İnşaat. 24 araçlık otopark alanıyla kaçırılmaz fırsat. Bulut İnşaat, Mehmet Bulut. Adres Hacı Siyan Mahallesi, Fatih Caddesi numara 117 Giresun. Çiçeksatış.com, çiçeğin sanatla buluştuğu adres. Türkiye'nin ilk ve tek TSE belgeli çiçekçisi unvanına sahip çiçeksatış.com, bir telefonla Türkiye'nin neresinde olursanız olun, çiçeğinizi anında istediğiniz yere teslim ediyor. Türkiye'nin 81 iline aynı gün içerisinde çiçek gönderim hizmeti çiçeksatış.com'da. İstediğiniz her türlü çiçek çeşidiyle çiçeksatış.com size bir telefon kadar yakın. Adres Fatih Sultan Caddesi, No 67, Beyoğlu, İstanbul. 444-1-163. Çiçeksatış.com. Çiçeğin sanatla buluştuğu adres. Hoydi 28. Fındığın başkentinden Türkiye'nin her yerine en güzel, en enerjik hediye paketleri. Alışveriş ve sipariş için 0454-220-20-28. 150 lira üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsiz.
Bizim lig çok yakında Kanal 28'de. Biri güzellik mi dedi? O zaman hanımlar ekran başına. Her cuma 12-14 arası sizlerleyiz. Kadına dair her şey birbirinden özel konuklarla, çilemle, sağlık, güzellik olsun da. Nasıl daha güzel olurum diyorsanız bu programı kaçırmayın. Ahmet Olgun Show yeniden Kanal 28 ekranlarında. En güzel şarkıları ve farklı konuklarıyla Ahmet Olgun Show Cuma saat 17'de Kanal 28 ekranlarında. Ey sevdiğim beni çok incidirsin. Verdiğim sözlerden dönen değilim. Şahin atı aynası yanmadım ki bendim sahi. Akıl varlık feryası yanmadım ki bendim sahi. Giresun'dan Anadolu'ya, diyar diyar memleket. Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Mica'nın konuk olacağı Abdullah Akgün'le Memleket Değerleri Cuma saat 22'de Kanal 28 ekranlarında. As Müziği'nin sunduğu Sinop Show devam ediyor. Bas dostum an dost dost.
açtım anayı. Ne köşkümü koydum felek, ne de sarayı. Ne köşkümü koydum felek, ne de sarayı. Baykuşlar dünedi dost dost, alma beni. Değme felek, değme değme, çelme benim. Değme zalım, değme değme, çelme benim. Ağzına sağlık sevgili Gurbetçi Ali, güzel bir türküydü. Efendim, şimdi İzzet Aydın'ın güzel bir türküsüyle devam edeceğiz. Ama onun öncesinde bizlerin her türlü etkinliğini ve Sinop'a dair bütün her şeyi bulabileceğiniz Facebook üzerinde bir portal, Sinop Sıcak Haber. Şu anda Ufuk Okçu, Sinop Sıcak Haber'i temsilen yanımda. Ve Sinop Sıcak Haber, şehitimizin bütün cenaze görüntülerini sağ olsun bizlere ulaştırdı. Cenazeye katılamayanlar oradan görüntülere ulaştılar. Sinop'a dair ne merak ediyorsanız işte bu altta görmüş olduğunuz Sinop Sıcak Haber'i tıklıyorsunuz. Ufuk Okçu gibi birçok editör arkadaşımız orada var. Sevgili Ufuk Okçu, Sinop Sıcak Haber daha neler neler yapıyor? Şöyle kısa bir bahsedelim. Sinop Sıcak Haber neler yapıyor? Sinop'a dair ne istiyorsanız var. Sanatçısı? Sanatçısı, siyasetçisi, eğitimcisi, sağlıkçısı, bütün ilçeleri ve köyleri dahi. Yani sabah kalktığında köyünün resimlerini Sinop Sıcak Haber'de görebilirsin. Çok güzel bir şey. Şehidimizin cenazesini canlı yayın yaptık. Evet. İzlemede 700 kişiye ulaştık. 400 bin etkileşim aldık. Ya şu an televizyon kanalları diye açılan bazı kanallar var. Ben izliyorum evet. Onları. Film falan yayınlıyorlar. Onların izlenme oranlarından daha çok izleniyorsun. Evet, şu an 4000 mesaj alan Sinop'ta tek portal olabiliriz. Yani Sinop Sıcak Haber bir canlı yayın yapıyor abi. Evet. 700 kişi birden değil mi? Evet, 700 kişi birden. Çok güzel bir rakam. 4000 mesaj alıyoruz. Tabii bunda editör arkadaşlarımın çok büyük emekleri var. Gece 2-3'lere kadar gerçekten çaba evet. sarf ediyorlar. Hepsine tek tek selam söylüyorum buradan. Halime Şahin'den, Servet'ine, Hulusi abimden, herkese tek tek, Hüseyin Yıldız'ına, hayırlı Eren kardeşime. Hayırlı selam olsun Ufukçum. Aleykümselam abi. Hepsine tek tek selam olsun. Uğraşları ve çabaları için bir yıldır Sinop'a hizmet ediyoruz. Evet. Gerçekten. Yaklaşık bir iki hafta içerisinde bu bir ceza aldığımız bir kısım var bizim. 70-80 bin takipçimiz var. Nasip olursa inşallah bir iki hafta içinde onlar da geliyor, katılıyor aramıza. Yaklaşık i̇nşallah. Bir 110 bini geçtik Sinop'a. Gerçekten tanıtım açısından hizmet veriyor. Bir tek Sinop değil. Bizi takip edenler Türkiye'nin genelinde. Mesela bana Nevşehir'den mesajlar geliyor, Diyarbakır'dan geliyor, Trabzon'dan geliyor. Türkiye'nin her yerinden mesaj alıyoruz. Evet. Canlı yayınlar yaparken şehitlerimizin özellikle gurbetteki takipçilerimiz
Hepsine evet. Allah razı olsun. Bizleri onlara o cenaze törenlerini ilettiğimiz evet. için çok çok mesela yani teşekkür ettiler bize. Biz de onları takip ettikleri için teşekkür ediyoruz. Sinop için çalışmaya şöyle, Sinop çıkar. Şöyle hani için. Programın sonlarına da yaklaştığımız için senin son sözlerini de şöyle alalım. Hazır mikrofon verilmişken. Benim son sözlerim şöyle olsun. Şehidimizin Hakan kardeşimin abisi Bekir abime çok çok başı sağ olsun. Evet, başı sağ olsun. Hepsine selam olsun buradan. Evet. İnşallah en yakın zamanda moral olarak düzelirler. Tabii çok zor bir durum ama Berkay kardeşimin ailesine de buradan selam olsun. Evet. İnşallah. Allah rahmet eylesin. Başları sağ olsun. Sindet Genel Başkanımıza Engin Kırmızıgül bizi seyrediyor. Selam olsun Engin Bey'e. Sayın Başkanımıza. Sinop Eğitim Vakfı Başkanımız Mehmet Coşkun, Rafet Başkanımız hepsini seyrediyorlarmış. Onlara selamlar, da selam olsun. Sevgiler olsun. Fatih Erdoğmuş abim seyrediyormuş. Sizlere selamlar. Bol selamlar. Fatih Başkanımıza selam olsun. Onlara selam olsun. Fatih Başkanımıza selamlar olsun. Cafi Alam seyrediyormuş. Bize mesaj atmış. Sana da selam var buradan. Selamlar. Sevgili alımın ellerini atıyoruz. Satı teyzem de hep mesaj atmışlar. Okuyamadık mesajları. Hakkınızı helal edin. Anneme bu saate kadar çocuğum benim 1 yaşında ve ben gitmeden uyumuyor. Ona ayaktayım. Şurada mesaj atmış. Hepsine selam olsun. Eşime, anneme hepsine selam olsun buradan. Evet. Bu sözlerim bunlar abi. İzzet Aydın. Senin evet. de son sözlerini alalım. Ondan sonra türküne geçelim. O zaman şöyle yapalım. Biz her hafta buradayız. Evet. Annem biliyorsun izliyor. İkimize de devamlı sistem ediyor. Bana evet. diyor selam göndermesi diyor. Anneme buradan kocaman selam anneme. Olsun. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi o selam konusunda beni de çok arayanlar oluyor. Evet. Ben kişisel olarak selam göndermiyorum. Prensip gereğince. Yani çok böyle evet. zorda kalmadığım sürece. Bakın şu an elimdeki isimler bile sadece polis memuru bizleri izliyormuş. Ona Diyarbakır'da ona selam gönderdim. Onun dışında kişisel olarak aileme dahi ben selam göndermiyorum. Çünkü birini unutuyoruz. Birisine selam gönderdiğimizde daralıyorlar, kırılıyorlar. O yüzden ben kimseye kişisel olarak selam göndermiyorum. Lütfen bu konuda bana kızmayın. Sizlerin affına sığınıyorum. Büyüklerim bana bu konuda çok kırılıyorlarmış. Özür diliyorum. Ellerinizden öpüyorum. Ama sizler de beni mazur görün diyorum. Evet İzzetciğim. Evet ben de böyle ayırdığım için evet. böyle kalıyoruz. Önce buyur abi. Küçük bir sözünü kesmek istiyorum İzzetciğim. Özür diliyorum. Şöyle adını göreyim. Arkadaşlar programa başladığımız günden beri değerli seyircilerimiz. Ben genelde farkındaysanız pek konuşmama taraftarıyım. Neden? Çünkü biz daha önce de bu tarz bir program yapmıştık. Aramızda bir konuşmacı sunumu yapan arkadaş seçmiştik. Evet. Onun anlatımı ve diksiyonuna güvendiğimizden dolayıydı. Ve ben bu programa da başladığımız günden beri de az konuşmamın sebeplerinden bir tanesi. Aydın kardeşimin anlatımına, sunumuna güveniyorum. Aydın kardeşimin anlattığı, konuştuğu her şeyin yanındayım. Aydın kardeşimin gönderdiği bütün selamlar keza benden de ve buradaki bütün arkadaşlarımızdan da gitmiş oluyor. Hani siz demeyesiniz ki ya Gurbetçi Ali'den hiç selam gelmiyor, hiç ses çıkmıyor. Hayır, mesele o değil. Az konuşup çok müzik yapalım. Evet. Benim gayem o. O yüzden de Aydın Bey'in evet. gönderdiği her selam benim, Necip Bey'in, Ufuk Bey'in ve İzzet Aydın kardeşimin adına da gönderilmiş oluyor. Bunu aydınlatmak adına konuşmuş evet. oldum. Bravo diyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olsun. İzzetciğim. Evet ama tabii devam ki edeyim. Yine bir polis abimiz var. O da bizi izliyormuş. Değerli Mustafa Durmaz, Pelin Durmaz. Tüm polislere selam olsun. Selamlar aynen. olsun. Ve de Havva ve Ömer Ülkün'ü 32. yıllarıymış. Evlilik yıl dönümlerini bizi izleyerek kutluyorlarmış Allah. Şu anda. Onlara selamlar bozmasın, olsun diyoruz. Güzel bir şarkı diyelim. Şöyle Sinop'a doğru gidelim. Evet. Ama gerçekten çok özledik bu sıra Sinop'u. Gideceğiz Sinop, gideceğiz. Çok kar var. Sinop'ta kar var. Biz gidecektik de. Ama karlı halini... Daha güzel Serdar olduğunu Bey, Serdar Bey geldi Sinop'tan. Hakikaten çok kar var. Evet. Türkümüz gelsin İzzet Aydın. Evet. Gelsin o zaman türkümüz. Şöyle bir Sinop'a doğru gidelim. Thank you.
yaşamadım ben gurbet ellere. Memleket sevdası sardı dört yanımı. Buralarda durmak ölmekten beter. Özledim Sinop'u, özledim hemşerim. Özledim Sinop'u, özledim hemşerim. Yaylasına, havasına, toprağına, kayasına, denizine, doğasına. Özledim Sinop'u, özledim hemşerim. Yaşamayan bilmez sevdalarını. Rüyalarda durmur dağlar ovaları. Özledim Sinop'u, özledim hemşerim. Özledim Sinop'u, özledim hemşerim. Yaylasına, havasına, toprağına, kayasına, denizine, doğasına. Özledim Sinop'u, özledim hemşerim. Evet. Yüreğine sağlık. Sağ olunlar, razı olsun. Bu türkümüzü yine bir Sinop aşığı Serkan Savaşkan bizleri izliyor, İzzetçi. Evet, değerli başkanımıza Serkan. Serkan Savaşkan, dayıma. Benim dayım. Serkan dayım. Ailesiyle birlikte bizleri izliyorlarmış. Selamlar, sevgiler olsun sevgili dayıma. Evet Necip abi, senin de son sözlerini dinleyelim. Ondan sonra türkü mü? Ondan sonra türkünü oku. Vallahi ben ekran başında bizleri izleyenlere, bizleri için zamanını ayıranlara çok teşekkür ediyorum. Evet. İşime, aileme ve Meral Hanım'a, anneme ve Can ailesine selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ve yine Başakşehir Dernek Başkanı Adem Karadeniz bizleri izliyormuş. Sayın Başkanımıza selam selamlar, olsun. Evet, selamlar olsun. Yine kıymetli kayınpederim bizleri izliyormuş, Kasım Balcı. Evet, teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Kasım Özbek Dikmen Küçükkızıköy Başkanı yönetimiyle gene bizleri izliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Kim varsa. Bu arada varsa... Engin Yiğit şu anda bizleri izliyormuş. Ziyat Gençlik Kolları Başkanımız. Sevgili Sayın Engin Yiğit'e selamlar, Yiğit'e selamlar olsun. Sayın Başkanımıza, Gençlik Kolu Başkanımıza. Sinop'tan, Erfelek'ten, Sinop'tan, Sinop'un 8 ilçesinden kim varsa bizleri izleyen herkese selamlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi türkümüze gelsin geçelim. Türkümüz. Gelsin türkümüz diyoruz. Gece gündüz hayalimde
sen vardın. Le 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 sen vardın. Sensiz bu can, bu tenimi ne yapsın? Le 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 ne yapsın? Sensiz bu can, bu bedeni ne yapsın? Le 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 le. Ranlara taş dayansın. Le 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 yar yansın. Tabiplerde dermanları olmasın. Le 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 olmasın. Tabiplerde dermanları olmasın. Le 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 olmaz. Şimdi bilmem hangi yaban eldesin. Le 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 eldesin. Mutlu musun, üzgün müsün, neylesin? Le 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 Can. Çok güzel bir türkü. Ağzına sağlık. Evet, teşekkür ediyoruz. Bizleri izleyen, dinleyenlere çok sağ olsunlar, var olsun diyoruz. Şimdi sabahtan beri istek gelen o türküyü okuyalım. Ondan sonra ben de vedamı gerçekleştirip Ali abiyle final yapalım. Kim istemişti o türküyü? Abi 10 defa söyledin. Meral Can istemiş. Sevgili yengeme buradan selamlar, sevgiler olsun. Kasım Balcı için istemiş, babası evet. için, babamız için istemiş. Ah babam sağ olsun. Gelsin, efendim. Gelsin hocam. Sol. Meral Hanım ekranlardan ayrılma. Türkü geliyor. Thank you.
Samyeli esti de yaprak döküldü. Anne babam öldü, boynum büküldü. Ölürken gözleri bana takıldı. Ah babam salsaydı, köşede otursaydı, bir karlı dağ gibiydi, arkamızda dursaydı. Ah babam salsaydı, köşede otursaydı, bir karlı dağ gibiydi, arkamızda dursaydı. Yesem de canım babam, sen yoksun ya bugün açım. Kurtlar sofrasına düştüm, nasihatına muhtacım. Yokluk belimizi büktü, dönümce yaşatamadım. Ah babam salsaydı, köşede otursaydı, bir karlı dağ gibiydi, arkamızda dursaydı. Ah babam ah, dün gece yine resmine baktım, ağladım saatlerce, ağladım, elimden bir şey gelmedi babam. Hani yaz geldiğinde, kirazın ilk çıktığında sen getirirdin ya bize kirazı babam. Sen öldükten sonra, sen buralardan gittikten sonra bir daha bana öyle tatlı kiraz alan olmadı babam. Hani yatılı okuldayken mektup yazardın ya bana, canım oğlum diye başlayıp, gözünün önüne bak oğlum, Allah'a emanetsin derdin ya babam. Sen öldükten sonra, sen buralardan gittikten sonra bir daha bana mektup yazan olmadı babam. Hani bayram arifelerinde bizim amcaoğlu bir takım elbise alır da kurula kurula gezerdi ya bizim evin önlerinde. Sen de biz üzülmeyelim diye en güzel, en güzel elbiselerden alır da sabaha kadar uyutmaz 3-5 kez onları giydirirdin ya babam. Sen öldükten sonra, sen buralardan gittikten sonra bir daha bana öyle kıyak elbise alan olmadı be babam. Bayram, bayram namazı çıkışlarında hani bizi dedemin mezarına götürdün ya babam. Uyan da kalk babam diye bağırırdın ya babam. Sen öldükten sonra, sen buralardan gittikten sonra amcam, dayım, halam, teyzem, hiçbiri bize sahip çıkmadı. Şimdi ben de sana sesleniyorum. Uyan da kalk babam! Uyan da kalk babam! Ah babam salsaydı, köşede otursaydı, bir karlı dağ gibiydi, mezarda değil, yanımda olsaydı. Ah babam sağ olsaydı. Benim de severek okuduğum türlerden bir tanesiydi. Evet, programımızın sonuna geldik. Şöyle ben de kapanış konuşmamı yaptıktan sonra Gurbetçi'nin güzel türküsüyle vedamızı gerçekleştireceğiz. Efendim bu hafta program başından söylediğim gibi
üzücü terör olaylarını bir kez daha kınıyorum. Ülkemizdeki bu terör olaylarının bir an önce bitmesi temennisiyle Allah'tan her duamızda bunu ilave ediyoruz. İnşallah terör olayları biter. Anneler babalar ağlamaz diyoruz. Yine Halep'te şu an zor durumda olan Müslüman kardeşlerimize Allah yar ve yardımcılar olsun. Allah onlara yardım etsin. Ve Türkiye'den duyarlı insanlar, duyarlı hemşehrilerimiz Halep'e yardım kampanyaları düzenliyorlar. Bunların destekçisiyiz. Bunlarla ilgili sosyal medyadan onların yanlarında olduğumuzu göreceksiniz. Sizleri her hafta olduğu gibi aşkların en güzelini sahibi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya Perşembe saatler 21.30'u gösterdiğinde tekrar Kanal 28'de olalım. Bu arada Kanal 28'in frekanslarına internetten ulaşabilirsiniz. Birazdan alt bant olarak geçelim arkadaşlar frekanslarımızı. Bazı kanallarda test 15 diye çıkıyor bazı uydu alıcılarında. Uydu alıcınızı güncelleyin. Otomatik tarama yaptığınızda Kanal 28'i cam gibi izleyeceksiniz. İnternetten de izleyeceksiniz. Her yerden Kanal 28'i izlemekten vazgeçmeyin diyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyor. Gurbetçi Ali'ye bırakıyorum mikrofonu. Evet, Aydın'cığım ağzına yürene sağlık. Evet. Zaten bu olayları tespit etmemiz zaten mümkün değil. Ama gönüller inşallah bu son olmuş olsun. Bir de kısaca hemen de bir iki tane selam göndereyim. Ben de aileme, anneme, babama, eşime selam gönderiyorum. Rahatsızlıklı olan ablam var, Nazmi ablam falan, yeğenim Özlem geçmiş falan. Geçmiş olsun diyoruz. Zaten annemi zaten rahatsızlığını hepiniz biliyorsunuz. Evet. O yüzden Allah herkese hastalara öncelikle acil şifalar versin. Başka bir programda yine güzel türkülerle buluşmak üzere. Çorlu'ya, Tosunoğlu ailesine, menajerim Davut Tosunoğlu'na, Zurnacı Aşır abiye, gene Vezir İnşaat'a, Şükrü Kırıkçı Beyefendi'ye, dernek başkanıma selamlar olsun. Hepinize iyi geceler diliyorum tüm seyredenlere. Güzel benim bir türkümüz var, ondan bitirelim. Geçen haftalarda istemişlerdi, evet. Okuyamamıştık. Hadi.